Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 8-15 Ekim Koç burçları, kahve falınızda ne var? Niyetiniz olabilir, niyetinizle alakalı da belki gördüklerimi size iletmiş olurum. Ama bu hafta aşk, ilişkiler, para, iş hayatıyla alakalı gördüklerimi falınıza göre yorumlamaya çalışacağım. Tüm Koç burçlarını ilgilendiriyor tabii ki. Ama burada yükselen Koçlar, Ay burcu Koç olanları da ilgilendirdiğini düşünüyorum. Ben de Ay burcu Koç olan bir insan olduğum için, kıpır kıpır yerimde duramadığım için hızlı da konuşabilirim arkadaşlar. Bazen gördüklerimi çünkü yetiştirmekte zorlanıyorum. Benim hızlı konuşmamın size hiç de sıkıntı vermeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü sizlerin de hızlı hareket etmeyi seven kişiler olduğunuzu düşünüyorum. Burcunuz ihtimalle tabii ki. Şimdi açılara hiç girmeyeceğim astrolojik teknik konulara ama genelde koçlar kıpır kıpır enerjili, kafasına taktığını yapan, bazen yarım bırakan, yarım bırakma sebebimiz de sıkılmamızdır genelde. Yarım bırakan, hatta bana annem şey derdi, biraz maymun iştahlı mısın acaba? Tabii bunu bu kadar kibar söylemiyordu. Biraz öyle olabiliriz yani. Sonuçta benim de dediğim gibi ay burcum ruhum demek. O da o manada beni biraz hareketlendiriyor. Bu hafta arkadaşlar iki mevzuda da aslında sıkıntılarınızdan kurtulacağınız görülüyor. Aile, ilişkiler, iş, para. Bu konularla alakalı bu hafta bazı sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Özellikle kafanızda en çok taktığınız konular bile diyebilirim. Şimdi ilişkilerde bir kere kalp kırıklıkları var. Belki bunları kenara koyacaksınız. Belki bunlardan daha öncelikli bazı şeyleriniz olacak. Kenara koyduğunuz bir kalp kırıklığı yalnız içinizde sıkıntı olarak görünüyor. Bu kalp kırıklığı ile alakalı bu hafta pek olumlu bir şey alamayabilirsiniz. Kenarda köşede stepnede duran bir sıkıntı olarak duruyor açıkçası. Şimdi iş ve para diyelim öncelikle. Çok güzel bir görüşme, çok güzel bir haber, bir karışıklığın, bir böyle bilinmezliğin ortaya çıktığı güzel bir pazartesi günü sizi bekliyor. Burada bir ağacınız şekillenmeye başlamış. Ağaç aslında iş ve para konularında bir niyettir. Burada ya salı günü özellikle bir niyet edin, bir niyette bulunun kendi kendinize kaldığınız bir anda. Çünkü burada çok güzel bir niyet enerjisi, olumlu bir niyet enerjisi ve hayatınıza hızlıca akacak bir niyetin kabulü görselleri var. Şimdi pazartesi geçtim, o niyete takıldım çünkü hemen pazartesiye dönüyorum. Çok güzel bir haber. Haberle birlikte bir kişi sanki sizin elinizden tutmuş, sizi bir yıldıza doğru çıkartıyor. Burada terfi, iş teklifi, iş konuşması, iş görüşmesi ki küçük bir güzel temiz bir evrak da var. Önünüzün açıldığı bir kişiyi takip ederek aslında bir yolda temiz bir şekilde ilerlediğiniz görselleri var. Arabayla gidilebilir kısa bir yol görseli de var aynı şekilde. Şimdi o yüzden hemen salıya geçeceğim. Çünkü salı günü bir kişiyle yapmış olduğunuz konuşmada kafanızda bazı şeyler takılabilir. Sanki salı günü birisiyle konuşma yapacaksınız. Yeterli cevapları alınamayacak çarşambaya aktarılan bir iş konusu olarak görünüyor. Burada çarşambadan sonra rahatladınız. Sadece cuma günü bakın burada bir kişiyle görüşerek önünüzde bir yolun açıldığı, nokta koymaya çalıştığınız bir işi de bitirdiğiniz görselleri var. Hafta sonu zaten para ya da iş konularıyla alakalı rahatlamış görünüyorsunuz. Şimdi eğer çalışmıyorsanız pazartesi bir iş teklifi ya da iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Pazartesi günü çünkü önünüzde açılan sanki bir kişi elinizden tutuyor sizi. Bir fikriniz, bir düşünceniz, bir niyetinizle alakalı yolunuzda çok güzel devam ettiğiniz. Pazartesi, salı biraz pürüzlü, kafanız karışık olabilir ama çarşambadan da sonra daha sakin devam ettiğiniz realiteyi de cuma günü aldığınız görselleri var. Yani net cevapları aslında cumaya kadar alacağınız, keyif alacağınız özellikle para ve iş konularında bir hafta var. Para gelir mi sorusunun cevabı parasal anlamda değil de sanki emek verdiğiniz konularda karşılık alacağınız bir hafta. Böyle kocaman kocaman balıklar görmüyorum arkadaşlar. Burada küçük küçük para görselleri var. Parayla alakalı konularda olumlu cevaplar alabilirsiniz. Para konuşmaları yapabilirsiniz. Ve asıl Kerim, cuma günü özellikle yapmış olduğunuz konuşma ya da sırtınıza yük olan bir mevzuda önünüzü açacak bir konuşmayla birlikte yolunuzun rahatladığı görselleri var. Tabi burada bir kişinin bir konuya engel olması ama bu engeli de aşacağınız görselleri de burada ekstradan çıkmış. Onu da söylemiş olayım. İç dünya. Mal konuları ile ilgili bir sıkışıklığınız var arkadaşlar. Bir malınızda kalmış paranız var sizin. Bu hafta bu konudan dolayı bir kalp kırıklığı yaşamış ama güzel bir haber alacağınızı da söyleyebilirim. Bu şey ya bu mal bu daire direkt yani ev görselleri var burada. Bir kişiyle çekişmeniz var cuma günü. Bu çekişme ile birlikte
Yarım kalmış bir para mevzunuz var. Bir para mevzusu konuşulacak. Burada kuyruğu kalmış bir balık var. Yani bir eksiklik var. Bu eksiklikle alakalı bir konuşma yapacaksınız. İleriye dönük olarak sanki bir şey başlatmak istiyorsunuz ama güzel bir cevap alacaksınız buradan. Hani ev sahibi mi, kiracı mı, evinizdeki bir para meselesi mi? Bir parça parça bir süredir taktığınız artık çekişmeye girmiş bir konuda. Hatta burada dava mı açsam ya da dava mı açılacak acaba korkuları var. 7 rakamı ile birlikte hukuksal anlamda da bir sıkıntı yaşanır mı acaba düşüncesi de var. Ama burada süreç var yalnız bu hafta bitirsiniz diyemem. Bununla alakalı güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Hafta sonu görsellerinde çıkmış. Hanede ilişkilerde neler var? Bu hafta hanede ilişkilerde pazartesi, salı birlikteliklerde araya girmiş bir kişinin aradan çıktığı görselleri var. Eski ex aşk diyebileceğim bir kişinin sizinle iletişime geçme durumu söz konusu olabilir. Aradan çıkış görselleri ya sizin hayatınızda bir boşalma, bir hani ayrılık yaşanmış. O taraf başka birisiyle birlikte olmuş da sanki yeniden tekrardan bir görüşme yaşayacaksınız görsellerinde çıkıyor. Burada aslında şöyle bir görsel de var. Hani hızlıca ayrıldığınız birisi olabilir ama bir iletişime geçecek. Böyle arkanızda tam olarak bırakmadığınız birisiymiş gibi görünüyor. Kafanızın bir yerinde sanki hala da o varmış gibi bir görsel var. Hane içerisinde pazartesi, salı bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Yalnız üstüne küçük küçük iki sıkıntı geliyor. Bu küçük küçük iki sıkıntıyı da ben hep çocuk olarak değerlendirmek istiyorum. Sanki bir yerlere gitmek, bir şey yapmak isteyecekler de siz bunları askıya almaya çalışıyorsunuz. Hani kontrol altına almaya çalıştığınız çocuklar özellikle salı günü hayatınızda biraz daha yer kaplayabilirler. İlişkilerde ya böyle sarmaş dolaş iki insan görüyorum fakat böyle kafalarında çözemedikleri bir konudan dolayı ileriye adım atma görselleri var. Bu hafta çarşamba özellikle eşinizle de partnerinizle bir konuda nokta koymak isteyebilirsiniz. Hani şuna nokta koyalım, şuna başlayalım der gibi böyle bir konuşma geçebilir ama çok kararsızsınız. Hatta siz sanki böyle bir konuda takılmışsınız, burayı çok çözemiyorum der gibi. Hadi hadi diyorsunuz ama eş zaten direkt şey görsellerinde çizgi çekecek ama hani uzatmadan bitirmeye çalışmasında ama sizde bir şey var hani nokta koyma konusunda kararsızlık var. Bir şey yerine oturmuyor. Bu konuyu konuşabilirsiniz sözünüzü. Çok pardon. Hafta sonu gene görselleriniz rahat çıkıyor arkadaşlar. Bu hafta aslında pazartesi, salı bir sıkıntıdan kurtulma, sevgiliden bir haber alma, ya eski sevgiliden ya da ex aşk diyebileceğimden hani içerisinde de konuşmalarda bir mevzuda artık bir şeyleri başlatalım, bunu da sonlandıralım görselleri var. Evet, içerisinde söyledik. Bir de buradan bakalım neleriniz çıkacak. Hiç bizi yorma, bu hafta güzel geçecek. O sıkıntılar gidecek. Şöyle ben o sıkıntıları götürüyorum arkadaşlar, merak etmeyin. Yok şaka tabii canım, çok şeyimdir o konularda. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim ama bu kadarı giderdi zaten, bekleseydim. Bu kadarı gitmez ama. Şimdi bakın, siz böyle sanki bulunduğunuz alana kendinize ait hissetmiyorsunuz. Özellikle iş ve para konularında. Elinize kocaman bir balık almışsınız bakın burada. İki parçada ayak görselleri ve elinizde kocaman almış olduğunuz bir balık görseli var. Bu balık da ailedeki çocuklarla alakalı bir borcu ifade ediyor şu an için bana. Şimdi burada iki kere de çözmeye çalıştığınız bir mevzu, bir borçla alakalı uğraşımlarınız var bu hafta. Çocuklarla alakalı bir para harcama durumunuz da olabilir. İş hayatınızda önünüze çıkan ağır bir süreci bitirmeye çalışabilirsiniz. Ama bunlar genelde pazartesi, salı ve çarşamba olacak konular olarak görünüyor. Çarşambadan sonra topluluklar içerisinde rahat görünüyorsunuz. Bir de başınıza çok böyle durup durup laf söyleyen bir kişiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu da artık yeter ama dediğiniz bir kişi, S harfi ya da Ş harfi var bu insanda. Öncesinde takıştığınız bir kişi de olabilir çünkü öncesinde sanki fikirsel bir ayrılık yaşamışsınız. Hafta sonuna doğru da bu kişiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Çok üstünüze geliyor yalnız, haklısınız bu konuda. Sabır ettiğiniz bir mevzu olarak çıkmış. Aile ilişkilerde de eşinizin kafasına taktığı bazı mevzular var. Onları toparlamaya çalışacaksınız. Burada daha çok sizden destek bekleyen bir eş görseli var. Sevgi, aşk ilişkilerden çok burada parasal anlamda da yaşanacak, konuşulacak bazı konular özellikle çarşambaya kadar hane içerisinde görünüyor. Eğer aşk derseniz aşkta bir şeyleri yine parasal anlamdan dolayı öteleme, erteleme durumu olabilir. Karşınızdaki kişi bu konuya çok takılıyor. Siz de sanki onun beynindeki o takıldığı konuları böyle elinizle böyle üfler gibi, hani böyle el yapılır ya, o şekilde temizlemeye çalışıyorsunuz. Daha çok çarşambadan sonra ilişkilerde rahatlama görselleri var. Bir de burada bir Y harfi çıkmış. Y harfinde bir insanda bir şeyi göreceksiniz. Farkına varacaksınız.
Gözlerinizde bir gözlük, gözlüğü çıkartıp bir kişiye baktığınızı görüyorum bu hafta için sevgili koçlar. Güzel dediklerim güzel, iyi dediklerim iyi olsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Bu arada bir de şurada 3 yapraklı bir yonca görüyorum. Bu aile meseleleriyle alakalı görmeniz gereken dedim ya, bu görmeniz gereken kişide E ve Y harfi var. 4 rakamı çıkmış. Bu kişiyle alakalı şanslı kendinizi hissedeceksiniz. İyi ki gördüm diyeceksiniz bu arada. Böyle durup durup da söylerim. Gördüklerimi sizlere ilettim. Umarım güzel dediğimiz her şey hayatımıza düşer. Yolumuz aydınlanır. Keyfimiz, huzurumuz, paramız, aşkımız bol olur arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.